Yuri Truck Simulator 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün orijinal haritadayım, yani İtalya haritasındayım ve karşımızda benim Skynam var. Efsane burada. Bu yeni efsane, önceki efsane garajda biliyorsunuz. Bu yeni efsanemiz. Evet, 140, 150 birbirinde bu araç hatta, onu söyleyeyim. Ve yeni Dorse aldım kendime. Böyle üst açık, sal Dorse mi deniyordu buna? Üst açık, düz yatak Dorse'ydi de. Öyle miydi? Öyle bir şey olması lazım herhalde. Bu araç benim. Kendi aracım. Şöyle hemen yükümüzü yüklemeden önce arka şeyi indirelim. Aksi indirelim. Okey. Şimdi yükümüzü şöyle enter tuşuyla yükleyelim. Bakalım. Ne yüklenecek? Hemen şöyle bir yükleyelim. Evet. Aracımıza mermer yüklendi. Büyük bir mermer. Bu mermeri buradan, yani şeyden, Livorno'dan alacağız. Salzburg'a kadar gideceğiz de Salzburg'a gitmeyeceğiz. Ha, gitmeyeceğiz, oraya gitmeyeceğiz. Şu parmanın oralara falan geleceğim. Buralarda videoyu noktalarız. Şöyle hatta işaretleyelim. Şu yollardan geçeceğiz. İlk şurayı işaretleyeyim. Şuradan inelim. Burası daha iyi. Ve bu mermer ocağına ilk defa gelmiş bulunmaktayım. Ve ilk defa buradan yük götüreceğim. Sizlerin de burayı görmesini istedim açıkçası. Şimdi şöyle bir aracımızı hemen çalıştıralım. Bu arada Cecil'ın kabin pack aksesuarını kullanıyorum. Onu da buradan söylemeden edemeyeceğim. Şöyle arabamızın kontağına bir kere basalım. Gösterge ışıkları gittikten sonra kontağına basalım. Evet, kurd egzozumuz var ve mavi xenon farımız var aracımızda. Şöyle vitesi 1'e atalım. Hatta vitesi 1'e atmadan birazcık da gaza basalım. Ben biraz oynadım mod üzerinde. Normal havalı kornayı da normal kornaya koydum. Çünkü bu arabada dikkat ettiyseniz havalı korna yok. Ben buna koymadım, tercih etmiyorum. O zaman hadi bakalım yolculuğumuza başlayalım. Şöyle birinci vitese veriyorum ve şöyle yavaş yavaş kalkıyorum. Aracın sesini biraz kıstım mecburen, çünkü çok gürültü yapıyor, benim sesim duyulmuyor. O yüzden aracın sesini kısmak zorunda kaldım. Şöyle bir dönelim. Duyuyorsunuz. Böyle yollar çok hoşuma gidiyor ya. Tabi farda mavi efekt yok. O mavi efekti çok büyük eksiklik olmuş. Olsaymış gerçekten iyi olacakmış. Ve şunu da söyleyeyim. Güncellemelerle beraber oyundaki dorselere yeni jantlar gelmiş. Hemen onu da size göstereyim. Şuradan Dorse galerisinden istediğiniz dorseyi yapılandırırken şu jant olayına dikkat edin. Şunlar yeni eklenmiş sanırsam, çünkü bunlar yoktu. Hani olsaydı illaki ben bunu videoda gösterirdim. Şu şekilde jantlar yeni eklenmiş. Standart chroma mesela arkadaşlar, şu çok güzel bir şeydi biliyorsunuz jant. Standart gloss. Burada standart paint oldu. Burada da standart chroma haline geldi. Standart chroma'yı takıyorum. Burada da standart lüks paint seçeneğine tıkladığım zaman bu şekilde özelleştirebiliyoruz. Şimdi yolculuğumuza tekrardan devam edelim. Yavaş yavaş. Şöyle Rotterdam'a inelim. Rotterdam sesi yok. Ne hikmetse. Arabanın orijinalinde vardı ama bunda duyulmuyor. Açıkçası ben modlama desteği bildiğim için, ya modlama bilgisi bildiğim için arkadaşlar, ben buna Rotterdam sesi yaparım. Bu multiplayer'da da çalışacak zaten, bu ses ve far multiplayer'da çalışacak. Bir tek bu kabin içi çalışmayacak, işte bu interior falan çalışmayacak. Çünkü o kadar ne bileyim ya. Millet yapıyor da kimsenin yapmasını istemiyorlar. Öyle bir durum var. Ben de kimseye yalvarmak istemiyorum. Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diye. İstemiyorum abi. Gerek yok. Onlar modculuğu daha yeni öğrendilerse ben eskiden beri biliyorum. Şimdi benim ağzım açılmasın burada. Ben single'ımda oyun oynuyorum sadece. Bir saat multiplayer oynayacağım diye de hiç kimsenin şeyini yapamam, çekemem. Şu anda tünel içerisindeyiz. Hop, şöyle bir dönelim. Güzel. Bu arada aracın dorsesinin arkasında şu şekilde ışık var.
Süper ya, güzel. Araba daha güzel. Sesle de ayrı bir güzelleşti. Ayrı bir hava kattı ses bu araca. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Hızlı gitmeye gerek yok. Şu mikrofon niye bana bu kadar uzak ya? Sinir oluyorum. Şimdi 75 km hızla geldik. Şöyle döneceğiz. Bir tane kanal keşfettim dün akşam. Skyne S520 kullanıyor böyle dar yollarda. Çok hoşuma gitti ya. Böyle bir yaylanıyor kamerayı da. Herhalde şey gerçek elektrikli tripod var elinde. Arkaya sabitlemiş arabanın şu. Bende Skyne ablemi olduğu yer var ya. Oraya sabitlemiş kamerayı. Araba çukurdan falan geçiyor. Kamera ama hiç şey yapmıyor. Kamera düzlüyor hemen kendisini. Kamerayla birlikte araba farklı hareket ediyor yani. Gerçekten güzel bir videoydu. Hoşuma gitti. Biraz izledim falan. Dar, bayağı dar. Karşıdan diğer arabalar geliyor. Birbirlerine yol vermek zorunda kalıyorlar. Skyne'yi de kullanan genç bir oğlan zaten. Kendi konuşmuyor. Sadece çekim var. O zaman biraz arabanın sesiyle beraber yolculuğumuza devam edelim. Hadi bakalım. Güzel ya, çok hoşuma gidiyor bu aracın sesi. Ben artık bir de şunu söyleyeyim, gerçekçi oynuyorum oyunu. Yani maksimum 100, 100'ü geçmiyorum artık. Yani 100'e bile vurmuyorum daha doğrusu arabalarımı. Hani o derece gerçekçi oynuyorum. Ama videolarda tabi bu sınırı aşabiliriz çünkü videoların boyutu söz konusu olunca. Yani bu sınırı suistimal edebiliriz. Lay 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 lay. Na 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 na. Sizin de oynayasınız gelirdir belki ya. Hani olur ya böyle. Ulan ne güzel sürüyor ve ben de böyle süreyim. Direksiyonum olsun falan diye. Hiç işiniz geçiyor mu arkadaşlar? Gerçekten. Hani öyle bir durum oluyor mu ya? Yorum yazar mısınız videonun altına? Çok merak ettim şimdi. Biz simülasyon gibi yani. Gerçek gibi oynayan insanlarız. Biz Need for Speed yapmıyoruz. Bu laf var ya, bayağı kişiye dokunuyor ha. Çok güzel yollar ya. İtalya'dayım bu arada, dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Ton dorsesi. Dorsenin üstündeki şey, mermer. Fena değil ya, güzel. Bak mesela 70 diyorsa 70'i geçmiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle dışarıdan da bakalım. Allah'ım ya. Hani böyle aklıma ne geldi şu anda biliyor musunuz? Konuşmadan video çeken arkadaşlarımız var ya, hani böyle gösteriyor işte arabanın ışıklarını yakıp kapatıyor falan. O geldi aklıma birden. Cık.
Allah'ım ya. Ben de sustum hani gösteriyorum ya. Bir anda öyle bir şey aklıma geldi de. Saçmalık ya. Neyse devam. Arkadaşlar şu donma sorununu, donma dedim yani kaydederken donma sorunundan bıktım. Ve çözemedim gitti. Bir tane kasabanın içerisinden böyle mini köy gibi bir yerden geçiyoruz. Böyle şeyleri Baltık'ta daha fazla göreceğiz, Baltık DLC'sinde. Şöyle biraz yavaşlayalım. Bu yoldan daha önce gitmiştik zaten. Güzel bir yol. Tekrar gidiyoruz şimdi bugün. Şöyle bir dönelim. Okey. Saldım arabayı, gitsin bakalım kendi. Gaz basmadan. Güzel ya. Eğlenceli. Ben böyle eğleniyorum. Kendi kendime eğleniyorum. Güzel oluyor oyun oynaması. Gerçek hız sınırına uyuyorsunuz. Tır varmış. Gerçekten hissediyorsunuz bunu. Ama şu biraz sorunlu bu oyunlarda. Tırlar çok hızlı kalkıyor. Bu hızlı kalkmaması lazım. Hafif kalması lazım arkadaşlar tırların. Çünkü bir yandan da gerçekçiliği yitiriyor biliyor musunuz? Tırların gerçekten seri olması. Burada 50 kilometreyi düş diyor. Düşelim kardeşim. 58 ile gidiyoruz biz ama olsun. Sıkıntı yok. Gazı bırakalım. Yollar güzel ya. İtalya'nın yolları güzel arkadaşlar. Ne kadar Iveco geçiyor. Ortalık hep Iveco olmuş. Evet. Bas bırak, bas bırak. Pikachu. Rana çok güzel yapıyor arkadaşlar onu ya, Pikachu'yu. Yetenekli. Bizde yetenek yok. Biz Pikachu. Anca diyebiliyoruz yani. Şuradan giriş yok değil mi? Böyle yerler o var mı diye merak ediyorum. Böyle gizli gizli girişler, çıkışlar falan. Açıkçası merak konusu. Bu nasıl bir araba lan? Uçan araba mı? Geldik. Parma'ya geldik arkadaşlar. Güzel bir yol burası. Tavsiye ediyorum ve o taşı şey mermer ocağı da çok güzelmiş. O da hoşuma gitti. Şöyle bir dönelim. Evet, burada biraz basalım bakalım. Ne kadar basabileceğiz? Gidiyoruz. Sorun yok. İleride şeye girip biteriz. Ok. Şöyle bir girelim. Evet. Güzel bir yolculuktu arkadaşlar. Videonun artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çünkü bitireceğiz zaten. Şurada ben bir sanayiye gireyim. Arabada da birkaç bir hasar vardı. Onları da yaptırayım. Ondan sonra bakarız.
Evet. Dediğim gibi videoyu burada noktalıyoruz. Güzel bir yolculukta. Hani yavaş yavaş muhabbet edeye de geldik. Fazla muhabbet edemedik. Ama konuşmaya bir şey yok. O yüzden sadece videoyu çektim. Arabayı gösterdim. İşte o mermer ocağını gösterdim size. Bu şekilde. Yeni Dorsen'in lastiklerin şeyini, jantlarını gösterdim. Lastik olayı yok halen. Yeni Dorse değil. Dorselerin lastik jantını gösterdim. O zaman veda edelim arkadaş. Fazla uzatmaya gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çabuk hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video alttan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.